Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Arapça dersimizde isim tamlaması konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde Arapçada belirtili isim tamlaması nasıl olur onu göstermiştik arkadaşlar. Şimdi ise Arapçada belirtisiz isim tamlamasını göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasını Türkçe olarak ifade etmeye çalışırsak bakın öğrenci çantası öğretmen defteri kalem kutusu okul müdürü diye ne yapıyoruz arkadaşlar ın in, in un ün diye bir ek almıyoruz arkadaşlar eğer ki belirtili isim tamlaması olsaydı ne olacaklar, ne olacaktı arkadaşlar? İşte öğrencinin çantası, öğretmenin defteri, okulun şurayı söyleyelim arkadaşlar. Okulun müdürü, kalemin kutusu diye ne olacaktı arkadaşlar? Ün, in, un, ün aldığı zaman Belirtili olacaktı. Ama bizim şu anki örneklerde ne arkadaşlar? Gördüğünüz üzere öğrenci çantası. Bakın ek yok. Öğretmen defteri, kalem, kutusu, okul müdürü diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Türkçe'de bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii farklı farklı örnekler gördükçe ne olacak arkadaşlar? Hepsi birbirinden ayrışacak. Evet arkadaşlar ilk örneğimizi yapacak olursak bakın öğretmen defteri belirtisiz yani herhangi bir öğretmen hangi öğretmenin olduğu belli değil okuldaki bir öğretmenden bahsediyor ama hangi öğretmen olduğunu ne yapamıyoruz arkadaşlar bilemiyoruz. Şimdi gelelim e, tamlamada ne yapıyorduk arkadaşlar geçen dersimizde bildiğimiz üzere defteri defterin hizasına öğretmeni öğretmenin hizasına yazıyoruz e, tamlamalarda bu şekilde arkadaşlar dolaylı olmadığı sürece onu zaten ayrı bir ünite olarak işleyeceğiz Evet ter. yine aynı şekilde arkadaşlar öğretmen muallim ya da müderris Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir ifade olduğu için herhangi bir öğretmen ifadesi olduğundan dolayı arkadaşlar ne yapamıyoruz? Muzafın ilehimize de elif lam takısı veremiyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Defter ilk ögemiz neydi arkadaşlar? Muzaftı. İkinci öğemiz neydi arkadaşlar? Muzafın ileyh demiştik arkadaşlar. Yine aynı şekilde muzaf hiçbir zaman elif lam takısı ve çift hareke ne yapamaz dedik arkadaşlar? Alamaz dedik. Buna veremiyoruz. İrabına geldiğimiz zaman da irabı cümledeki konumuna göre onu ileride göstereceğiz. Evet arkadaşlar, muzafun ileyhin irabı ne demiştik? Mecrur demiştik arkadaşlar. Cer alameti ise ne demiştik arkadaşlar? Kelimenin son harfi mim. Son harfine gelecek olan kesra demiştik arkadaşlar. E burada herhangi bir ifadesi var. Belirsiz. Öğretmen. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Muzafun ileyhe çift kesra vereceğiz. Yani cer alameti kesra. Defter muallimin. Zaten bunun son harekesi cümledeki konumuna göre onu şimdilik verip kafanızı karıştırmıyorum. Sadece muzafun ileyhi odaklanın arkadaşlar. Muzafun ileyhin irabı mecrurdur cer alameti kelimenin son harfi olan mimdeki kesradır arkadaşlar. Tabii çift hareket demiyoruz kesra olduğu için tek bir tanesini söylememiz yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik ikinci örneğimize. Bu da bahçe kapısı. Bakın arkadaşlar bahçenin kapısı demiyor. Bahçe kapısı. Bir şey öğrenirken zıttıyla öğrenmek daha kolaydır. Her zaman için zıttı daha kolay öğrenmemize yardımcı olur. Şimdi bahçe kapısı dediğimiz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? İsim tamlamasının olduğunu gördük belirtisiz. Şimdi Arapçada ise ne diyorduk arkadaşlar? Kapıyı kapının hizasına, bahçeyi biz bahçenin hizasına yazıyoruz. Bahçe ise hadika. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın aynı hizaya yazdık. Şimdi geldik ögelerimizi verirsek birinci ögemiz neydi arkadaşlar? muzaf idi. İkinci ögemiz ise neydi arkadaşlar? Muzafun ileyh demiştik arkadaşlar. Bakın muzaf, muzafun ileyh. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. E, muzafın irabı neydi arkadaşlar? Cümledeki konumuna göre değişecek. Cümledeki yerine göre, ögesine göre değişecek. Muzafın ileyhin irabı ise arkadaşlar mecrurdur. Mecrur. Gördüğünüz üzere. Ve cer alameti son harfi yani şuradaki gördüğünüz üzere T'ye gelen kesradır arkadaşlar. Şimdi tabi burada bahçe kapısı demiş. Burada herhangi bir ifadesini görüyorum arkadaşlar. Herhangi bir ifadesini gördüğümden dolayı muzafın ilehimi ne yapıyorum arkadaşlar? Nekra yapıyorum yani çift hareke yapıyorum, belirsiz yapıyorum. E benim muzafın ilehim nekra değil mi arkadaşlar? Bakın aynı şekilde. E, bu da bahçe kapısı belirsizlik ifade ediyor arkadaşlar. Herhangi bir bahçenin kapısından bahsediyor arkadaşlar diğer bir örneğimize geçersek arkadaşlar kalem kutusu kalem kutusu bakın arkadaşlar yani şuradaki bütün e, neydi ı I, i u ülerin hepsine ne yapıyoruz arkadaşlar örnek vermiş oluyoruz şimdi kalem kutusu derken yine aynı şekilde kutuyu kutunun hizasına kalemi kalemin hizasına yazıyoruz arkadaşlar. Kutu ölbe demek arkadaşlar. Bakın ulbe kalem ise yine bildiğiniz üzere kalem. Kalem değişmiyor. Şimdi arkadaşlar baktık. İrabımızı yaparsak yani ögelerimizi ve irabımızı yaparsak Olve neydi arkadaşlar? Muzaf idi. E, kalem. Muzafın. İleyhti. Muzafın irabı cümledeki konumuna göre değişiyordu arkadaşlar. E, muzafın durumu cümledeki konumuna göre değişiyordu. Muzafın ile neydi arkadaşlar? Mecrurdu cer alameti ise neydi arkadaşlar? Kelimenin son harfine gelen yani su mim harfine gelen kesir olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ne oldu? Herhangi bir yani bilirsiz bir kalem kutusundan bahsediyor değil mi arkadaşlar? Herhangi bir kalem kutusu. Eee muzafın ileyhin irabı mecrur dedik. Cer alameti son harfimizdeki es yani kesra dedik arkadaşlar. Muzaf yani tamlananın durumu nedir? Cümledeki konumuna göre diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son örneğimize gelelim. Son örneğimizde ise okul müdürü diyoruz arkadaşlar. Bakın yine müdürü müdürün hizasına okulu okulun hizasına yazıyoruz arkadaşlar. Müdür neydi? Müdür. Okul ise medrasa. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, inceliyoruz e, müdür müdür e, müdir medrese gördüğünüz üzere şimdi e, ögelerimizi verdiğimiz zaman müdir muzaf. neydi arkadaşlar tamla nan. bir hatırlamış olalım tekrardan medrese muzafun. diyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi biz buna da ne diyorduk arkadaşlar? Türkçe karşılığı tamla yan demiştik. Şimdi arkadaşlar muzafın irabı cümledeki konumuna göre değişecekti Ögesine göre. İşte fail olması, meful olması, gayri sarih olması gibi durumlara hatta yeri gelecek zincirleme isim tamlamasında muzaf ileyh konumuna bile gelecek. Onları göstereceğiz arkadaşlar zincirleme isim tamlamasında. E şimdi ne olacak arkadaşlar? Muzafın ileyhin irabı neydi arkadaşlar? Mecrur. Bunu bilmemiz gerekiyor. E cer alameti neydi arkadaşlar? Kelimemizin son harfi olan T'nin sonuna gelen kesra. Tabi burada okul müdürü, okulun müdürü dememiş. O yüzden herhangi, affedersiniz arkadaşlar, herhangi bir okul ifadesi olan bilmediğimiz bir okulun müdüründen bahsediyor. Ee, ve biz bunu herhangi bir ifadesi olduğu için buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Çift hareket verip bunu nekre yapıyoruz. Yani belirsiz yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere isim tamlamasındaki nekralık durumundan bahsetmeye çalıştım ve ihrabından bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Bundan bahsetmemin sebebi ise kısa bir video olmasına rağmen önemli bir mevzudur arkadaşlar. Umarım ki anladınız diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar videomuzu faydalı bulup beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olun ve bildirim zilini her daim açık bulundurmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınızda bulundurun. Ee, görüşmek üzere, selametle, elveda.